dönelim daha doğrusu. Ya çok bu hafta sağ içinde de kalamayacağız. Sağ içinde yaşananların sağ dışına yansımaları çok fazla oldu. Karagümrük Galatasaray maçıyla başlayacağız. Bu arada ekranlarınıza son dakika bilgisi olarak yansıdı. Bu maçta kırmızı kart gören Marka ile hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan türbüne tribüne gönderilen Fatih Terim de beklenildiği gibi FEDK'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Cezaları önümüzdeki günlerde belli olacak. terime eleştiriler vardı. 1996'dan bu yana 31 maç ceza aldı Fatih Terim. Çok konuşuldu maçtan hemen sonra. Levent Uzeme, hem maçı hem yaşanan olayları değerlendirmek gerekirse neler söylemek lazım? Vallahi sadece terim üzerinden bunu okumak yanlış olur diye düşünüyorum. Bugün aynı şeyler Mourinho için de söyleniyor. Çok ünlü teknik direktörler içinde. Zaman zaman e, bu tür oyundan atılmalara tanık oluyoruz. Tabi bu Türkiye'de en fazla ceza alanlardan bir tanesi Fatih Terim. Dolayısıyla Sergen Hoca'nın söylediği bir gerçek var. Yaptığımız işin doğasında bu var diyor. Yani insanlar duygularına bazen hakim olmuyor. Olması gerekir. Fatih Terim tecrübesindeki Herkes. bir teknik direktörün, olgunluğunda gibi teknik direktörün e, bence daha sakin kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geldiği 96 yılından beri kurduğu 4 senelik takımlarında 4 dönemlik bu süreç içerisinde Fatih Terim'in takımları hep te, antrenör takımı olmuş. Antrenör takımı nedir? Yani teknik direktörün hakimiyetinde olan bir takımdır. Bugün Galatasaray oyuncularının üzerinde ciddi bir hakimiyeti var Fatih Terim'in. Kulübede olmamasının en büyük sıkıntılarını Galatasaray yaşayacaktır kendisinin ötesinde. Ee, bir tek belki şundan dolayı bir avantajı olur diye düşünüyorum. Çünkü artık maçlarda seyirci yok. Seyirci Hı -hı. olmadığı için izleyici yeri belirlemek gerekir. Yani izleyici yerin ötesinde e, türbünde tribünde olacaktır. Yani Galatasaray stadında nerede olacak? Locanın birinde mi olacaktır? Türbün bir yerde mi oturacaktır? Kale arkasının arkasında mı olacaktır? Çünkü neden biliyor musun? Maçtan atıldığı zaman hemen tribünün arkasına çıkartıyorlar genel olarak. Sonraki uygulama farklı oluyor seyirciden kaynaklanıyor. Tabii. Dolayısıyla vücut dilleri yönetmiş oluyorlar ama ben Burada maçı izlerken... Ama müdahale etmesi yasak. Nasıl? Yasak müdahale etmesi. Ya müdahale etmesi yasak da... Soylu odasına girmesi ve yani. müdahale etmesi Ya O yasak ama oradan da yani herhangi bir şekilde fikrini... Ne var ya devam yukarıdan ettim. tribünden pusula gönderenler var tamam, kulübe. ya. ya. Doğru söylüyorlar yani, Ekstra neyse, bir ceza gerekiyor tamam. ama o tarz müdahaleler. Yani, yani. Neyse verilir cezası eğer parasal varsa vardır. Yani onun ilgili... oturuyor ona fıstıyor o söylüyor ya, aşağıya. Olmuyor mu? Telefonla konuşanlar var. Artık öyle bir şey gördük ki kulübede... Ee, maçları izleyen hocalar var ya rakip maçları tabii, bir anda. Tabii. Ya Yok, bırakalım artık. Hepsi yani bırakalım bunları. Kararı ben almış gibi ya, yani, Kararı <laughs> alıp almaman değil ama bir gerçek var yani sonuçta bunlar çözülebilir ama Fatih Hocanın mesela sahip kalması gerekirdi. Fakat ben maçı izlediğimde işte bazen kontrol edemiyorsunuz. Ya yani bu sen bir arkadaşısın, senin servisindeki çocuklara birileri bir şey. Saldırı olsa mesela bir şey yapsa sen doğru. refleks olarak bir doğru. tepki gösterebilirsin Cüneyt. Yani, doğru. Bir, yani sen de sorumlu bir insan olarak, yönetici olarak, servisinin yöneticisi olarak. Şimdi Fatih Terim'in o saatte o tepkisinin ana nedenlerinden bir tanesi Arda Turan. Öyle bir hakemin üstüne yürüdü ki eyvah dedim yani ne oluyor böyle bir şey ya. Faul sert doğru Lines'e yapılan faul sert Kore'nin yaptığı. Hı hı. Kabul ediyorum. Ama kabul etmemiz gerekir ki bu arada sen kulübede teknik adam olarak kalacaksın ya. Çünkü hadi ondan dolayı atıldın ama sonra sahaya niye girdin? Ha deniyor ki mesela e, süreden doldu işte atıldıktan sonra süreden sonra girdi deniyor. Ha bunun hesaplarını ben bilmiyorum. Ama maçın evvelinde dördüncü e, hakemin bir uyarıda bulunmasının yani işte yok çizgiye gitmesi, şu gitmesi, bu gitmesi. Ya bunlar e, planlı işler bilmiyorum ama sonuçta ben şöyle söylüyorum. Hiç hoş olmadı. Yani, e, yani bugün papatya falan açıyorlar, şu kadar ceza alsın, bu kadar ceza alsın. En az iki maç. Ya fark diyor. etmez, istersen, sezon sonuna kadar ebedi boykot ver ya. Bazı insanlar mutlu olacaksa versinler abi. Türkiye'de bunu bunu kaşıyan nedir onun adı medya yazarları var, Twitter üzerinden kaşıyanlar var, isimleri verip de parlatmak istemiyorum. Var, Söz resimlerini kullanan doğrusu. insanlar var, yani geçmişe dönelik insanlar var, yani. Onların da geçmişlerine dönüp bakıp bakarlarsan onların da defoları var. Ama o defalarından onlar maalesef hiç etkilenmiyorlar yani. Hiç üzerlerine bu işleri almıyorlar yaptıklarından dolayı. Ben söylüyorum. Fatih Terim'in e, ne, ne derler adına yaptığı iş yanlıştır. Galatasaray kulübünü, futbol takımını yalnız bırakması doğru değildir. Mutlaka bu ceza alacaktır. Bırakın da Cezayi Futbol Federasyonu disiplin kurulu versin. Bir takım e, gitsin ifadeler alınsın ondan sonra versin. Ama bunlar olmadan maalesef Türkiye'de Ceza biçen insanlar var. Buna şaşırıyorum. Doğru. Peki. Güventaner Kemal Belgin ve Levent Tüzeven ile birlikteyiz 90 ata Hem geride bıraktığımız haftayı, aslında 2 maç oynayınca henüz geride de bırakamadığımız haftayı. Hem de yarın hemen sıcağı sıcağına başlayacak. Yeni haftayı mercek altına alacağız. Günün flash kararını değerlendireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı çok önemli bir karar var. Ekranlarınızda taşıyacağız ama öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. İyi yayınlar. Teşekkür Artık ederim. 7 gün 24 saat yazar ya birçok yerde. Hayır, öyle. 7 gün 24 saat futbolumuz açıktır abi. <laughs> 7 24. 7 24. Doğru, güzel. Türkiye Futbol Federasyonu bu akşam hükmen mağlubiyet kararını açıkladı. Kararda neler var? Önce bir haberimizi izleyelim, sonrasında değerlendireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu beklenen kararı açıkladı. Liglerin ikinci yarısında hükmen yenilgi uygulaması devreye girecek. TFF koronavirüs salgını nedeniyle statü ve talimatlarda değişikliğe gidildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi. Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin A takım listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF birincilik için 35, Mistikom ikincilik ve üçüncülik için 30 olacak şekilde arttırılacaktır. Kulüpler 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere COVID-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler futbol müsabaka talimatına göre minimum 9 kişiyle sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır. Türkiye Futbol Federasyonu talimatta <laughs> bu değişikliği yaptı. Kemal Belgin nasıl yorumluyorsunuz? 9 kişi sahaya çıkarması gerekiyor kulüplerin. Amatör e, futbolculardan da destek alabilecekler. Sahaya çıkmazlarsa da hükmen mağlubiyet. Yani bu şeyi, sayıyı biraz arttırmışlar yani gençlere şey, <laughs> daha doğrusu altyapıya yönelik oyuncuların oynatılması. Ee, yani TFF biraz daha aktif olmak durumundadır. Bu bir her şeye rağmen Aralık ayının bugünlerinde alınmış doğru bir karardır. TFF bir de şu varı kaldırsa. Onu ayrıca <laughs> ha ayrıca ya var konuşacağız. Yani iyi hatta, maçlara hatta var, varı kaldırsa işte yani kaldırsa da Ama onu Türkiye Futbol Federasyonu koymadı UEFA'nın kararı tüm liglerde. Peki başka bir şey söyleyeyim, söyleyeyim o zaman, o zaman. şimdiden söyleyeyim şu 5 oyuncu değişikliğinden vazgeçin. Bak İngiltere ne güzel 3'e indirdi abi eskisi gibi. Ne abi, bu? Biz biz seneye de 5'e devam ediyoruz. Ama ya yazık günah yani kaleciyi bir kenara koyalım Leventçim takımın yarısı. Güven konuştuğu için sana <laughs> kaleciyi bir kenara koyalım. Hazırlık maçı gibi abi takımın yarısını değiştiriyorsun abi. Ona rağmen bu değişiyi doğru yapamayan hocalar var. Kıyamet gibi. O da var. Yüzde %90 belki. Evet. Şimdi Güzel. belki belki Kemal.